Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çapaklı paralar. Peki nedir bu çapaklı paralar? Çapaklı paralar en çok rastlanan hatalı paralardır. Hatta bazen çapaklar gözyaşı, sakal, nokta gibi bazı özel, özel isimler alırlar. Özellikle gözyaşı hatası kataloglara girmeyi başarmış bir çapak hatasıdır. Şimdi asıl sorumuz. Her çapaklı para değerli midir? Burada iki farklı durumumuz var. Birinci durum. Elimizdeki para çil ise küçük çapaklar koleksiyon değeri taşır. Koleksiyon değeri dediğim adet başı 3-5 TL aralığındadır. Konumuz gereği soruyorum. Çil para ne demek? Darphane poşetinden çıkmış, el değmemiş para demektir. Piyasaya düşen bir para istediği kadar temiz kondisyonda olsun çil sayılmaz. Resimde gördüğünüz para çil kondisyona yakın, küçük çapak hatalı bir paradır. Bu para çil olsaydı, küçük çapağından küçük çapandan ötürü koleksiyon değeri taşırdı. Ama bu para çil olmadığı için koleksiyon değeri taşırmaz. Şimdi ikinci durumumuza geçelim. Eğer elimizdeki para çil değilse küçük çapaklar değersizdir. Çil kondisyonu olmayan paralarda çıplak gözle bariz görülebilen büyük çapaklar koleksiyon değeri taşır. Bu büyük çapaklar paranın koleksiyon değeri 5 ile 10 TL aralığındadır. Örnek resimdeki paralardır. Şimdi bir yasın bir rakamının altındaki çapağı görüyorsunuz. Burada da bir rakamının hem altında hem üstündeki çapağı görüyorsunuz. Kamerada hiçbir şekilde büyütme yok. Eğer paramızın kon kondisyonu çildiyse böyle büyük çapaklar koleksiyon değeri taşıyor. Öbür türlü küçük çapaklarla yakın, telefonunuzu yakınlaştırarak mercekte bakarak hata aramanıza gerek yok. Onlar değersizdir. Üstüne basarak söylüyorum. Eğer çil kondisyonda değilse Küçük hatalar değersizdir. Sormak istediğiniz sorularınızı yorumlar bölümüne yazarsanız seve seve yardımcı olurum. İyi koleksiyonlar herkese. Çok teşekkür ederim.